Selam bahçeseverler. Bugün 24 Haziran 2022 öğle saatlerindeyiz. Fırtınalı, darbeli rüzgarlı bir hava var. Bu videomuz olgunlaşmakta olan, olgunlaşmasına 1-2 hafta kalan bektaşi üzümleri hakkında. Biliyorsunuz bahçemde 3 tür bektaşi üzümü yetiştiriyorum. Kara kadife, Invicta yeşil ve Japon türü olan Hinomaki kırmızısı. Öncelikle Japon türü olandan başlayalım. Bir zararlının yapraklarını yediğini diğer videomda göstermiştim. Yaprakları olmadığı için bu meyveleri daha da büyütebilecek enerji toplayamadığını varsayıyorum. Ama bir pigmentasyon süreci başlamış. Meyveler kızarıyor. Bu iyi bir işaret. O yüzden meyveler tam kırmızıya dönene kadar hasat etmeyeceğim ve bekleyeceğim. Ki nitekim şu an çok yumuşak değiller. Hemen Invicta yeşili asıl gooseberry yani bektaşi üzümü olarak bildiğimiz büyük üzümsü meyvelere sahip olan bitkiye bakalım. Burada. Bunu bir önceki videomda tadımlık yemiştim. Kütür kütür papaz eriği gibi sesler çıkmıştı videoda. İşte burada görüyorsunuz kocaman meyveleri var. Burada da var. Ya bu haliyle çok lezzetli. Hemen yiyebilirsiniz yani hakikaten. Sulu, tart, papaz eriği gibi hafif ekşi, hafif tatlı bir meyvesi var. Ama ben biraz daha yumuşamasını bekleyeceğim. En azından şöyle sıktığım zaman biraz bir esneklik olmasını istiyorum. Birazcık daha bekleyebilir. Nasıl olsa dalda bekleme süresi var ya, yani orada çürümüyor. Çürümediği için bir acelem yok. Bu ise benim en favori türüm Black Velvet, yani kara kadife türündeki bektaş üzümü. Rüzgara dayanıklı, çalı halinde büyüyor. Hiçbir hastalığı yok dikkat ederseniz. Ne afit saldırısına, yaprak bitine yakalandı, ne tırtıllar yapraklarını yedi. Bu şekilde de ilk kırmızılaşıyor. Bir önceki türden biraz daha küçük. Ama ilk kırmızılaşacak. Daha sonra, kim rüzgarda yere düşmüş mü de bakayım. İlk kırmızılaşacak. Daha sonra mor siyahımsı bir renk almış olacak. O dönem toplayıp yemeye başlayacağım. Gayet güzel. Üzerinde herhalde bir 50-60 tane meyve var. Şöyle bakarsanız daha iyi görebilirsiniz. Haftaya tekrar bir güncelleme videosuyla sizi update ederim. Teşekkürler.